Merhaba arkadaşlar, ben Çağlar Eldoğan. Tekrardan aranıza geri döndüm. Ne kadar süreli olacak henüz bilmesem de umarım kalıcı olmak üzere geri döndüm diyelim. Yaz boyunca meşguldüm, çalışıyordum. Video hazırlayamadım, herhangi bir şey yapamadım. Ama yeniden gerek cosplay yapım, gerek film incelemeleri vesaire olmak üzere tekrardan aranızdayım. Dün gece itibariyle Star Wars The Rise of Skywalker'ın fragmanı düşmüş. Bana da izlemek düşüyor. Bakalım izleyelim, bir fragman inceleme videosuyla geri dönmüş olalım. Ondan sonra diğer videolarda yine görüşmeye devam ederiz. It's an instinct. Feeling. The Force brought us together. Not alone. Good people will fight if we lead them. People keep telling me they know me. No one does. But I do. Long have I waited. Now, you're coming together. Is your undoing. What are you doing there, 3PO? Taking one last look, sir. At my friends. Confronting fear is the destiny of a Jedi. Your destiny will be with you. Always. Sondaki ses kimin sesiydi? The Force will be with you. Always. Öncelikle beklentilerimi oldukça düşürerek filme gitmeyi düşünüyorum. Çünkü Disney ele aldığından beri ne yazık ki Rogue One'la Solo dışında diğer Star Wars filmlerini çok 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 beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Kötü değillerdi. Özellikle Force Awakens iyinin üzerindeydi ama Last Jedi ne yazık ki beklentilerin altında kaldı. Çok iyi görseller verse de hikaye olarak tatmin etmedi. Karakter gelişimi olarak tatmin etmedi. Zaten Abrams'ı bu yüzden muhtemelen üçlemenin sonuna geri getirdiler. En azından Force Awakens'deki kadar başarı yakalamasını, hikaye bütünlüğü sağlamasını bekliyorlar. Hikaye nereye doğru evrimleşiyor? Skywalker sagasının sonu dendi artık. Hani bir daha Skywalker'lar üzerine bir hikaye en azından yakın gelecekte işlenmeyecek. Beklenmiyor ama artık Rey'in kimliğini öğreneceğiz, o belli. Kime bağlanacak bilmiyorum. Sondaki sesi bir türlü çıkaramadım. Bir an Obi-Wan'ın sesini duyar gibi oldum. Sanki Anakin'in sesini duyar gibi oldum. Emin değilim yani. Orada iki ayrı ses var ama hangisi kime ait emin değilim. İmparator zaten bir önceki fragmanda da duymuştuk. Yine Palpatine'in sesi gene geliyor. Düşündüğüm zaman bir o suların ortasındaki yer, yanlış hatırlamıyorsam gezegenin ismi Kamino'ydu. Bu klonların üretildiği gezegen. Orayı andırdı bana. Orada acaba Rey ile Kylo Ren arasında bir savaş mı olacak nedir bilmiyorum. Fragmandan gördüğüm kadarıyla bir Last Jedi'deki kadar epik ışın kılıcı dövüşü sahneleri yok gibi. Umarım vardır çünkü o hoşuma giden bir şey.
Yani filmlerde gördüğümüz ekibin tamamını göreceğiz. Muhtemelen CGI olarak da olsa yine Prenses Leia karakteri, burada General Leia diyelim artık, General Leia karakterini göreceğiz. Keza çünkü filmlerin çekimden önce vefat etmişti. Filmde olmasına imkan yok ama teknoloji artık buna izin veriyor. Çok zor değil. Muhakkak bu şekilde yerleştirdiler filme. Bir önceki fragmanda yanlış mı hatırlıyorum, oturup izlemedim de ama sanki Rey'i kırmızı ışın kılıcıyla görmüştük. Darkseid'e geçer gibi bir hali vardı ama bu fragmanda öyle bir şey vermediler. Acaba reshotlarla değiştirmiş bir şey mi, yoksa o fragmanda verip bu fragmanda verilmeyen bir şey mi emin değilim. Videoyu editlerken kontrol edeceğim artık. Yapacak bir şey yok. Şimdi bir kere kayda başladık. Durup da kontrol etmek olmaz. Gördüklerimi düşünüyorum. Yani C-3PO'nun sözleri manalı gibiydi. Arkadaşlarıma son kez bakıyorum cümlesi çok kişinin öleceğine delalet eder gibi, böyle bu filmde bayağı sapır sapır gidenler olacak gibi. Bir saganın sonu geliyorsa eğer, çok da önemi var mı bilmiyorum. Hani kalan karakterlerle mi hikaye devam edecekler, yoksa bir sonraki gelecek filmler eski cumhuriyeti vesaire mi anlatacak, orada bir soru işareti olduğu için emin değilim. Açıkçası diğer fragmanda tüylerim daha çok diken diken olmuştu. Bunda o ambiyansı alamadım. Belki de kendi kendime beklediğimi düşünmemden. Belki de aylardır film, sinema, ne bileyim fragman vesaire hiçbir şeyin üzerine konsantre olamamdan kaynaklandı. Onun da etkisi olabilir ve dediğim gibi Disney'i ele aldığından beri işler bayağı bir düşük seviyede ilerlediğinden bir türlü tam kanlı olamıyorum. Yoksa Star Wars çok sevdiğim bir saga. Bakalım, bekleyip göreceğiz artık. Sabırsızlıkla yine de bekliyoruz. İçinde Star Wars geçiyor bir kere. İlla gidip izleyeceğiz. Umarım Abrams bekleneni verir. Yani artık tek diyebileceğim bu. Benim yani fragmanda açıkçası dediğim gibi çok fazla bir şey yakalayıp göremedim. Ne var ne yok emin değilim. Kim karanlık taraf, kim aydınlık taraf. Sanki çizgi biraz imparatorun dönüşüyle grileşecek gibi. O bulanık siyah ve beyazdan çok artık o gri alanda toplanıp herkes imparatora karşı mı çıkacak? Çünkü bir sahnede sanki Kylo Ren'le Rey'i aynı düşmanı öldürürken gördüm ve anlık bir durumdan kaçış için mecbur kaldıkları bir şey de olabilir. Veyahut da bir filmin bir noktasında ikisi ortak bir amaçla buluşmuş da olabilir. Dediğim gibi bunları filmi izleyince göreceğiz ama bir saganın kapanışına şahit olacağız. Zaten 9 filmde tamamlamış olacaklar. Hatta spin-off'larla birlikte 11 filme ulaşacak. Ki daha Kenobi filmi vesaire bilmem nenin yolda olduğunu düşünürsek daha da çok araya yerleştirecekleri hikaye var. Çok geniş bir saga, yani muazzam bir hikaye var ortada. Muazzam bir evren ve açıklık var. Daha çok şey katabilirler. Önemli olan burada ana hikayeye sadık kalmaları ve yaratıcılığa engel koymamaları bana sorarsanız. Bakalım o da Disney'den ne kadar olur bilmiyorum. Neyse, benim fragmanla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Uzun bir zaman sonra dönmek güzel. Umarım daha fazla videoyla yine karşınızda olacağım. Gerek yapım gerek gene sinema filmleri, fragman incelemeleri vesaire bilmem ne olmak üzere. Eğer abone olmadıysanız abone ol butonuna basın. Bu video ve diğer videoları izlediyseniz, beğendiyseniz beğen butonuna basın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.